Milleti Senin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Rabia. Bugün bayram sonrasında beslenmeden konuşacağız. Eğer Ramazan süresince veya bayramda küçük kaçamaklarla birkaç kilo aldıysanız bunları nasıl telafi edeceğiz? Normal beslenme rutininize geçerken o aldığımız kilolardan nasıl kurtulacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi ertesi gün böyle bir pişmanlıkla uyanıyor çoğu insan. Pişman olması gerektirecek bir durum yok. Yani tabii ki de miktarı abartmasaydınız iyiydi ama şöyle bir şey, sonuçta o an mutlu oldunuz ve telafi edilebilir. Eğer birkaç kilo aldıysanız çok kolay bir şekilde zaten vereceksiniz bunu. Kendinizi üzecek bir durum yok öncelikle. Bunu hani ne eyvah ne yapacağım ben, ne olacak şimdi kilo aldım falan diye düşünmeyin yani. Her şey kontrol altında. Çok kolay bir sürede bu kilolardan kurtulmanız mümkün. Ne yapacağız? İlk birkaç gün bazı şeylere çok daha fazla dikkat edeceğiz. Bazı şeyleri biraz daha böyle dengelemeye çalışacağız. Örneğin kızartmalara, çok aşırı yağlı şeylere, kuru yemişlere beslenmemizde çok da yer vermememiz gerekiyor. Bu dönemde böyle birazcık daha alımımızı küçülteceğiz ve daha dengeli, daha bol lif içeriğine sahip şeyleri almaya çalışacağız bu dönemde. İlk birkaç günlük bu şekilde bir telafi diyeti uygulayacağız çünkü. İkinci olarak gün içerisinde sebze ve meyve ağırlıklı besleneceğiz. İlk maddede de dediğim gibi bol lif almamız gerekiyordu. Yani bunun için de bol bol sebze ve meyve tüketmemiz gerekiyor. Daha sonrasında ise bol bol su içmeye özen göstereceğiz. Eğer su içmeyen insanlardansanız, yani umarım değilsinizdir ama şuraya bir yere zaten bir önceki videomun linkini koyarım. Su içme alışkanlığı kazanacağım diyorsanız o video size yardımcı olacak dediğim gibi. Bol bol su içme özen gösteriyoruz. Özellikle kaçamakların ertesi günlerinde çok daha fazla su içmemiz gerekiyor. Çünkü aldığımız kalorileri tolere edebilmek için birazcık daha fazla su almaya ihtiyacımız var. Ve geldik en önemli maddelerden birine. Hareket etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Artık erteleme zamanı değil çünkü hareket etmeyi. Bazı kiloları da siz egzersizlerinizi atladığınız için aldınız çünkü. O yüzden egzersizlerimize ekstra özen göstereceğiz ve önem göstereceğiz. Bu çok çok önemli bir madde. Yani kesinlikle artık hani şey gibi köprü yolundasınız, artık çıkış falan yok. Kesinlikle egzersizi ihmal etmiyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle dediğim gibi hiç egzersiz yapamıyorum, vaktim yok diyorsanız ya akşam bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gündüz artık bu saatten sonra çıkmanızı size önermiyorum. Çünkü havalar inanılmaz derecede sıcak. Sabah çok erken saatte eğer çıkıyorsanız siz bilirsiniz o saat uygun. Ama dediğim gibi sabah böyle 10'da 11'de uyanıyorsanız bence çıkmayın. Çünkü gerçekten havalar çok sıcak ve hani gerek yok bu şekilde çıkmanıza. Akşam saatlerinde tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz ben de birkaç akşamdır akşam yürüyüş yaparken böyle Instagram'da bayağı sohbetli videolar falan çekiyorum. İsterseniz ben yürüyüşe çıktığım zaman siz de çıkarsınız. Hatta belki bana bir fotoğraf atarsınız yürüyüşten. Dediğim gibi ama asla ertelemiyoruz. Yürüyüş yapamıyorsanız, dışarı çıkmaya vaktim yok diyorsanız lesi yapabilirsiniz evde. Mutlaka denk gelmişsinizdir YouTube'da ya da ne bileyim Instagram sayfalarında. Lesin çok güzel egzersiz videoları var işte. Lesiyle 1 mil, lesiyle 3 mil, lesiyle 4 mil şeklinde. Size uygun olanı seçip, yönlendiricide bir sürü şey yazıyor zaten video başlıklarında. Size uygun mil seçip, size uygun süreyi seçip o şekilde lesi yapabilirsiniz bence. Benim birçok danışanım da lesi yapıyor evde ve çok memnun hepsini. Gerçekten çok ciddi kaloriler yakmayı da sağlıyor. Ben de zamanında denemiştim bir ara. Bayağı böyle hani düzenli yaparsanız eğer çok iyi sonuçlar aldığınız bir egzersiz lesi. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Ertesi gün bir klasiktir ya şu hangover çayı. bir bitki çayı içiyoruz tabii ki. Daha böyle ödem attırmaya yönelik bitki çaylarını tercih etmemiz gerekiyor. Ama kesinlikle içerisinde sinameke olan bitki çaylarını tüketmiyoruz. Asla tüketmememiz gerekli çünkü bağırsak tembelliğine yol açan madde sinameke. O yüzden sinameke olan bitki çaylarını asla tüketmiyoruz. Güvendiğiniz bir aktardan bitki çayını satın alabilirsiniz ve o şekilde demleyebilirsiniz. Yeşil çay alabilirsiniz. Eğer herhangi bir hastalığınız yoksa mesela ödem atma konusunda oldukça faydalı bir çay. Tabii ki de bu süreçte bunu tahmin edersiniz ama yine de söylemekte fayda var. Yüksek kalorili, yüksek şeker içeriğine, yüksek yağ içeriğine sahip yiyeceklerden mümkün olduğunca
uzak duruyoruz. Evet, normalde diyette yasak yoktur ama şu an bir telafi sürecinde olduğumuz için ekstra daha özen göstermemiz gerekiyor. Birazcık daha böyle kendimizi kasmamız gereken bir dönem. En azından ilk birkaç gün için. O yüzden dediğim gibi çok fazla böyle yüksek kalorili şeylere yönelmiyoruz. Hatta direkt hiç yönelmiyoruz. Ve bunu normalde de yapmanız gerek ama bu dönemde özellikle vücuttaki ödemi, vücuttaki birikintiyi atmak için çok daha önemli olan son maddemiz ise uyanır uyanmaz 1-2 bardak su içmeniz. Suyunuzun içerisine 1 limon dilimi atabilirsiniz, tarçın atabilirsiniz kan şekerinin dengelemesi için. Dediğim gibi bu şekilde zevkinize göre. Ama ne olursa olsun, tarçınlı olsun, limonlu olsun, ne olursa olsun ama suyunuzu içmeyi ihmal etmeyin diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Böyle küçük bir telafi diyetinde neler yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz, bunlardan bahsetmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zamanki gibi videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve sonraki videolardan haberdar olmak adına kanalıma abone olup yandaki küçük zile tıklatmayı unutmayın. Salı günü görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.